sordu. Ey şanlı asker, Haydin Gazanfer, Umman-ı Safter, bir elde kalkan, bir elde hançer, Serhat'te doğru, ey şanlı asker, haydi, ya Allah! Mehmet Altıntop, İmam-ı Merkez, Şeyh Bedrettin Camii İmam Hatibi. Ben İmam Hatibliği babamdan ders alarak öğrendim ve bu mesleği seçtim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Babamın terbiyesinde büyüdüm. Babam rahmetli merkez vaiziydi. Simam'ın yetiştirdiği önemli kişilerdendi. İlkokulu babamın görev yaptığı Aydın Koçarlı ilçesinde. İlk öğretmenim de Münevver Tosun'du. İlk okumamı, yazmamı ona borçluyum. Daha sonra orada İmam Hatip Lisesi bulunmadığı için babam İmam Hatip Lisesi'nde okutmak istiyordu beni. Tayinini Nazilli'ye istedi. Bu şekilde Nazilli merkez vaizi oldu. İmam Hatip yeterlilik sınavı açıldı Bursa'da. Onu kazandım. Ondan sonra da kadro sınavı açıldı Kütahya'da. Aynı yıl oluyor bu. Kütahya'da da kadro sınavını kazandım. Ve nasibim memleketimmiş. Ya Allah!
Benim meslektaşım, aynı zamanda kendisi emekli arkadaşım Tahir Çoban hocamız. Mehteran takımını kurmuşlar Simav'da. Müftülükte bir gün toplantımız var. Toplantı çıkışında bana dedi ki, Mehmet dedi, biz Mehter takımı kurduk. Sen de katılmak ister misin bize dedi. Seve seve dedim. Ben zaten küçüklükten beri özlediğim şey bu. O gün bugündür ben Mehter değil. ...2010 yılında Simav Eynal Kaplıcaları Mehteran Musikisi Cemiyeti'ni kurduk. 2-3 arkadaşla bir ön fizibilite çalışması dediğimiz bu çalışmamızı yaptık. Şu anda 35-36 tane Mehter'de çalışan, emek veren arkadaşımız var. Bunlar öğretim görevlisi, esnaf, memur, imam, daha önce... Eline hiç mehter enstrümanı almamış kardeşlerimiz ama gönül işi olduğu için özveriyle çalıştık. Şu andaki konumumuza geldik hamdolsun. Mehmet kardeşimiz Altıntop bizlere sesinin güzel olması dolayısıyla ilahilerle, maaşlarla bize katkı sağladığından eminiz yani. Mehmet Altıntop kardeşimiz birkaç imam arkadaşımızı davet etti. O da, onlar da seslerinin güzel olması dolayısıyla onlar da bize istişare ettiler. Bu dolayısıyla mehterimiz bu şekilde yürümektedir. Biz Mehteran ekibini kurduğumuz zaman Mehmet Altıntop arkadaşımızı davet ettik. Niye davet ettik? Sesi güzeldir. Toplum arasında sevilen bir arkadaşımızdır. Sevilen insanların yüze toplum tarafından aşina yüzlerin mehter takımında olması bizim için bir avantaj teşkil edeceğinden dolayı Mehmet Altıntop hocamızı çağırdık. O ilahi ve marşlara yatkın olduğundan dolayı bize çabuk adapte oldu. Mehmet Hoca, 2010'dan beri yan yana Cevgen'de görev yapıyoruz. Beraber marşları söyleriz. Yani yanımda olmadığı zaman eksikliğini hissederim, heyecanlanırım. Ondan destek alırım. Görevine sadıktır. Çok düzgün, dürüst bir arkadaştır. Beraber görev yapmaktan memnunum, mutluyum. Bizi burada en çok mutlu eden... Mehter takımımızın içerisinde imam arkadaşlarımızın olması. Artık imamların, müezzinlerin, din görevlisi kardeşlerimizin sosyal alanlarda da hizmetleri olduğunu vatandaşlarımıza bildirmek istedik. Mehmet hocamız da bunlardan bir tanesi. Simav'ımız da Simav Eynal Kaplıcaları Mehteran takımımız var. Burada görev yapan, hem resmi görevinin dışında Mehteran'da görev olan hocalarımızdan bir tanesi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ
Asa en yeb'aseke rabbuke megâmen mahmûde. Ve kul rabbi edhilli müdhale sidqin ve ahricni muhraca sidqin ve cealli min ledünke sultanen nasira. Ve kul ca'el hak وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Öğrencilik yıllarımda resme çok meraklıydım. Daha sonraki yıllarda hatta da merakımı sardı ve bunu da hobi olarak yapmaya başladım. Hat sanatı ile ilgili olarak çalışabilmem için kendime bir atölye kurdum evimin altında. Oraya geliyorum, yazılarımı yazıyorum. Dünya ile alakam kesiliyor sanki ve bu şekilde hiçbir zaman strese girmiyorum. Sonra çizimlerime başlıyorum kurşun kalemden. Çevresini, süsünü, yazının alacağı yeri planlıyorum. O şekilde kalemi dökülüyor zaten o. Karşımda örneğini de koyuyorum. Örneğini koyup o şekilde yazıyorum. Daha sonra yazdıktan sonra bunu yapma makinesinden üstünden çizerek önce çizgilerini belirliyorum. Çizgilerini yakarak belirliyorum. Daha sonra boyama aşamasına geçiliyor. O boyama da yapma makinesinden olduğu için biraz sabır istiyor. Hemen oluvermiyor yani. Bir yazı mesela bir ayda bittiği günler mi oldu? Bu şekilde benim hat merakım başladı ve nerede bir hat yazısı görsem o yazıyı yazmadan duramıyorum. Akşamdan sabaha o yazıyı mutlaka yazmalıyım. Ayrıca haz duyuyorum. Yazmayı içimden böyle çok büyük bir istekle yazmak istiyorum. Dağlama sanatıyla. Yani güzel yazılmış yazılarını bir ahşaba dağlayarak onları nakşetmekte ve yaptığı bu çalışmalar birçok camimizde, mihrapta, caminin sağında, solunda, farklı yerlerinde adeta sergilenmektedir. Hakikaten bu yönde de kendilerini tebrik ediyorum.
çevrende bulunan esnaf kardeşlerimiz oluyor. Cemaatimize katılıyorlar, namaz kılıyorlar arkamda. Ve bu kardeşlerimize de bu yönden onları da mutlu etmek ve memnun etmek için yazılarımdan hediye ediyorum. Ve onlar da dükkanlarına astıkları zaman daha bir mutlu oluyorum. Onlar da benim bu verdiğim eserlerden dolayı mutlu oluyorlar, memnun oluyorlar. Hocamın onlarca camide değişik yerlerde eserleri vardır ve bunları hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin gönül vererek, elimi göz nuru dökerek yapmıştır. Bana bir tane hediyesi olmuştu yaklaşık 15 sene önce. Bunu 43 gün içinde yazdı. Tam 43 gün bununla sabırla uğraştı, yazdı ve bana hediye etti. Bu eserlerden mesela bir minaremize de çalışmaları vardır. Camilerimizin dışında yapmış olduğu bu çalışmaları çarşıda esnaflarımıza da hediye etmek suretiyle onların da dükkanlarında, mağazalarında, iş yerlerinde o resimleri, o yapmış olduğu çalışmaları görmekteyiz. Bu da bizi mutlu etmektedir. Bu çerçevede esnafın da din görevlerimize bakışı değişmektedir. Yani sadece namaz kıldıran bir kimse gibi değil, onun dışında farklı etkinliklerle uğraşan bir din görevlisi portresi çizilmektedir. Bundan da ziyadesiyle memnun olmaktayız. Bu yazdığım eserlere mesela Allah Celle Celaluhu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin yazıları her camimizde bulunur. Bu camiler ahşap olan camilerimizde daha rağbet gördüğü için bu camilerimize yazıyoruz ve oralara hediye ediyoruz. Bu içinde bulunduğumuz Hisrar camimizde de benim yazılarım mevcut. Ne var, ne var?
bizler din görevlileri olarak birer numune imtisaliz. Güzel örnek olmamız gerekiyor. Hem görev yaptığımız camimizde, görevimizle alakalı konularda güzel örnek teşkil etmemizle beraber cami dışında da tavır ve davranışlarımızla, hal ve hareketlerimizle insanlar için en güzel örnek olmak durumundayız. Hakikaten görevlerimiz arasında asli mesleğinin görevinin dışında tali olarak başka türlü böyle güzel sanatlarda, musikide uğraşan din görevlerimiz var. Konservatuvardan mezun olan din görevlerimiz var. Güzel sanatlarda resim çizmeyden tutun, kısa film çekene kadar birçok farklı güzel alanlarda böyle gayret sarf eden görevlerimiz var. Mehmet hocamız da bunlardan bir tanesi. İmamlığı başka hiçbir şeye tercih etmem. Yani iyi ki de imam olmuşum diyorum.